Merhaba arkadaşlar. Sınavdan önce çözmeniz gereken 100 soru serimizin 4. videosuyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Emme kuvveti ile ilgili bir grafik verilmiş bize. Emme kuvvetindeki değişim yukarıdaki grafikte belirtilen hücrenin bu zaman aralıklarında turgor ve ozmatik basınçlarında gözlenen değişimlerle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Önce grafiğimizi bir inceleyelim. T1 anında emme kuvveti sabit olarak devam etmiş arkadaşlar. Emme kuvveti suyu emme kuvvetidir. Yani hücrenin içinde madde miktarı ne kadar artarsa ozmatik basıncı o kadar artacaktır. Dolayısıyla emme kuvveti yükselecektir. Emme kuvvetinin yükseldiği yerlerde turgor basınç düşüyor demektir. Ve emme kuvveti sabitse turgor basınç ozmatik basınca eşit demektir. T2 anına bakalım. Emme kuvveti arttığına göre ozmatik basıncı artıp turgor basıncı azalıyor demek ki bu evrede. T3 evresinde ozmatik basınç azaldığı için emme kuvveti azalmış. Bu durumda turgor basıncının artmış olması gerek. T4 anında ise ozmatik basınç arttığı için emme kuvveti artmış. Bu durumda turgor basınç düşmesi gerekiyor. Şimdi e, şıklarımızı değerlendirelim. T2 zaman aralığında turgor basıncını azalmış göstermiş. Biz de öyle söyledik. Doğru. Ozmotik basınç T4 zaman aralığında artmış göstermiş. Doğru. T1 zaman aralığında ozmatik basınç sabit demiş ve turgor basıncı eşittir. Doğru. Turgor basıncı T1 zaman aralığında sabittir demiş. Bu da doğru. Turgor basıncı T3'te azalır göstermiş. T3'te turgor basıncını arttığını söylemiştik. Bu yüzden E şıkkımız yanlış olan. İkinci sorumuz karaciğerin görevleriyle ilgili. Şema verilmiş, karaciğerin işlevleri verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor bize. Karbonhidratların ve amino yağlara dönüşümünü gerçekleştirir. Burada zaten dönüşüm tepkimelerini vermiş. Normalde de biz bunu biliyoruz zaten. Fibrinojen, protrombin, albümin gibi plazma proteinlerini sentezler. Bunu da yapar arkadaşlar karaciğer. Görevlerindendir. Birçok zararlı kimyasal bileşiği etkisiz hale getirir demiş. Özellikle hidrojen peroksit gibi zehirli maddeleri zararsız hale getirir. Amonyağı daha az zehirli üre haline çevirir. Bu da doğru. Fazla şekeri depolar dolaşımdaki miktarı düştüğü zaman tekrar kana verir. Glikojen şeklinde fazla şekeri depol depolayabiliyor ve gerektiğinde tekrar glikoza çevirip dolaşıma verebiliyor. Dördü de karaciğerin görevleri ile ilgili doğru. Üçüncü sorumuz popülasyon genetiği ile ilgili. Bin kişiden oluşan bir popülasyonda 160 kişi 0 kan grubundandır. Bu popülasyonda A kan grubu geninin frekansı 0,3 olduğuna göre popülasyonda B kan grubundan olanların sayısı kaçtır diye soruyor bize. Hardy Weinberg kuralına göre P artı Q eşittir 1, P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1 olarak öğrendik. Fakat burada baskın gene P, çekinik gene Q demiştik. Biliyorsunuz kan gruplarında arkadaşlar çok alellilik vardır. Yani A, B, 0 olmak üzere 3 tane alel gen vardır. Bu alel genlerin toplamı 1'e eşittir. Bu durumda 0 kan grubunun 1000 kişiden %60'ı olduğuna göre e, yüzde kaçtır arkadaşlar sıfır kan grubunda kişilerin yüzde 16'dır yani biz sıfır kan grubu yerine e, birey verdiği için bize sıfır sıfır şeklinde olacaktır bireyler yani Q kareyi ifade eder. Q'yu bulabilmek için kare kökünü alırız. 0,16'nın kare kökü nedir? 0,4. Yani sıfır kan grubunun gen frekansı 0,4'tür. B kan grubunun frekansını vermemiş bize. A'yı vermiş. A'nın frekansı 0,3 olduğuna göre bize neyi soruyor arkadaşlar? B'nin frekansını soruyor. Bunları 1'e eşitlediğimizde B kan grubunun frekansı 0,3 olarak buluruz. Bize ne soruyor? B kan grubundan olanların sayısını soruyor. E, bireyleri sorduğu için P kare artı 2 PQ olarak hesaplamam gerekir. Çünkü bu toplumda BB B olanlar da B kan grubundandır. B0 olanlar da B kan grubundandır. Konu anlatımdan hatırlayın. Ee, P artı Q'nun karesini alırken heterozigot bireylerin iki kez karşımıza çıktığını görüyorduk. Yani biz bu bireylerin toplamını bulacağız. BB B, yani 0,3 çarpı 0,3 çarpı 0,3 artı 2B0 diyeceğiz. B'yi yine 0.3 olarak yerine yazdım. 0'ı 0.4 olarak bulmuştum. Bu işlemi yaptığımda arkadaşlar 0.33 olduğunu buluyorum. B kan grubundan olan bireylerin. Yani %33'ü pardon B kan grubundan olduğunu buluyorum. %33'ü B kan grubundan ise binde kaçıdır arkadaşlar? 330'udur. Doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz bitki hücreleri ile ilgili, bitki hücrelerinde gerçekleşen olaylarından hangileri hayvan hücrelerinde gerçekleşmez diye soruyor bize. İnorganik maddelerin organik maddelere dönüşümü bu fotosentez olayını ifade ediyor. Bu hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. Mitoz bölünmeyle hücre sayısının artırılması hem bitki hem hayvan hücrelerinde görülebilir. Genetik şifreye göre protein sentezi tüm canlıların ortak özelliklerindendir. Bu da görülebilir. Dolayısıyla yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. Beşinci sorumuz bakterilerle ilgili. Bakteri hücrelerinde bulunan X yapısı ki bu plazmiti gösteriyor arkadaşlar. İlgili olarak hangileri doğrudur diye soruyor. Halkasal yapıdaki bir DNA olup plazmit olarak adlandırılır. Doğru. Kendi kopyasını üretebilme özelliğine sahiptir. Evet arkadaşlar DNA'sını eşleyerek kendi kopyasını üretebilir. Konjugasyon olayı sırasında bir bakteriden diğerine aktarılabilir. Bu da bakterilerde çeşitlilik sağlar. Farklı canlılar arasında gen transferlerinde taşıyıcı olarak kullanılır. Gen klonlamada en çok kullanılan bakterilerin plazmitleridir vektör olarak. Bu yüzden E şıkkımız doğru cevap. Altıncı sorumuz boşaltım sistemi ile ilgili. Nefronlarda hangileri gerçekleşirken ATP harcanır diye soruyor glomerulustan Bowman kapsülüne plazmanın süzülmesi. Süzülme olayı arkadaşlar difüzyon olayıdır. Dolayısıyla ATP harcanmaz. Proksimal tüpten glikozun geri emilimi. Glikozun yarısı arkadaşlar e, difüzyona göre e, emilir, kolaylaştırılmış difüzyonla. Fakat geri kalanı aktif taşımayla alınması gerekir. Çünkü proksimal tüpte glikozun tamamı geri emilir. Bu yüzden ATP harcanır bazı maddelerin nefron kanalcıklarına salgılanması, salgılama olayı yine aktif taşıma ile yapıldığı için ATP harcanır. Yani 2 ve 3 doğru cevabımız. 7. sorumuza bakalım. Hangi seçenekte verilen bilgilerin tamamı doğrudur diye soruyor bize. Canlıları vermiş, hücre tipini, alemleri ve beslenme şeklini vermiş. Maya mantarını arkadaşlar bakın ototrof olarak göstermiş. Mantarlar heterotrof canlılardır. Kendi besinlerini üretemezler. Plazmodium protist aleminden bir canlıdır. Evet ökaryot hücrelidir. Heterotrof beslenir. Bu doğru. Yeşil alk yine protist alemindedir. Bitkiler aleminde olarak göstermiş. Prokaryot da değildir. Ama ototrof olduğu doğru. Kabuk süngeri bir tür sünger. Hayvanlar alemindedir. Protista göstermiş. Heterotrof ve ökaryot olduğu doğru. Eğrelti otu prokaryot değildir. Ökaryot hücrelidir. Bitkiler aleminde ve ototrof olduğu doğru. Tamamı doğru olanı sorduğu için B şıkkımız doğru cevap. 8. sorumuzda deney tüpleri verilmiş. 3 farklı deney tüpüne eşit miktarlarda nötr yağ ve lipaz enzimi konulmuş. Deney tüplerinin hangilerinden bir süre sonra alınan süzüntüde yağ asitlerine rastlanamaz diye soruyor. Yani yağ sindirime uğrayamaz diye soruyor. Nötr yağ, lipaz, su, pH pH, bazik bir pH olmalı lipaz enziminin çalışabilmesi için ortamda su var. Substrat olarak da lipazın substratı yağdır. E, sıcaklık 25 derece, sıcaklık koşulları da uygun. Burada yağ esti ve gliserol'e rastlanabilir. İkinci deney tüpüne bakalım. Eksi 10 derecede enzimler inaktiftir arkadaşlar, çalışamazlar. Bu yüzden lipaz nötr yağları yağ esti ve gliserol'e parçalayamaz. Bu yüzden burada yağ asitlerine rastlayamayız. Üçüncü deney tüpüne bakalım. 36 derece sıcaklık optimum pH uygun su var. Lipaz enziminin substratı yağ. Dolayısıyla üçüncüde de yine tepkime gerçekleşir. Yağ asitlerine rastlayabiliriz. Sadece ikinci deney tüpünde yağ asitlerine rastlayamayız. Dokuzuncu sorumuz bir kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler tarılı verilmiş. Bu özelliğin kalıtımı hangileriyle gerçekleşebilir diye soruyor bize. Böyle sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek deneyeceğiz. Otozomlarda taşınan baskın bir genle olabilir mi? Şimdi bakalım. Şuradaki bireyin baskın bir gen taşıdığını farz edersek taralı olduğu için ya anneden ya babadan bu baskın geni alması gerekiyordu. Fakat anne ya da baba taralı değil. Demek ki otozomlarda baskın genle taşınamaz. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan çekinik bir genle. E, farz edelim renk körlüğü olsun bu. X üzerinde küçük R küçük R şeklinde taşınıyorsa bu kız çocuğunun babası mutlaka renk körlüğü genini taşımalı ve hasta olmalı. Yani taralı olmalıydı. Fakat mutasyonla ortaya çıkan dediği için olabilir. Otozomlarda taşınan çekinik bir genle taşınabilir mi ona bakalım şimdi. Şuna farz edelim ki küçük A küçük A dedik taralı olduğu için. Burada anne ve baba heterozigot ise çocuk küçük a küçük a olabilir. Buradaki birey büyük a küçük a şeklinde ise anneden ve babadan küçük a alıp bu birey yine taralı olabilir. Yani bununla da ortaya çıkabilir. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle demiş. Baskın gen biraz önce otozomda taşınan baskın genle olmaz dedik çünkü ya anne de ya babada çıkması gerekiyordu. Fakat mutasyonla ortaya çıkan dediği için bu da olabilir. Yani 2, 3 ve 4 gerçekleşebilir. 10. sorumuz grafik sorusu. Büyük kan dolaşım sisteminde bulunan çeşitli damarlardaki kan basıncı verilmiş. Buna göre numaralandırılan damarlarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Kan basıncının gitgide azaldığı gösterildiğine göre bir numaralı kısım arkadaşlar atar damardır. Çünkü kalpten büyük bir basınçla çıktığı için kan basıncı yüksektir. Kılcal damarlara geldiğinde kan basıncı biraz daha e, azalacaktır. Toplar damarda kalpten iyice uzaklaşıldığı için kan basıncı iyice azalır. Bu durumda A şıkkı ne diyor bakalım? Bir de elastik lif çoktur demiş. Atar damarların toplar damarlardan e, farkı da budur zaten. Elastik lif boldur onun yapısında. Bir de kanın akış hızı üçten yavaştır demiş. Kanın akış hızı en fazla atar damarda en az kılcal damarda, e, orta seviyede de toplar damarda bulunur. 3'ten az yani yavaştır demiş. Bu şıkkımız yanlış. 2. Yalnız yassı epitelden oluşur. Evet, kılcal damar madde geçişlerinin olduğu yerdir. Yassı epitelden oluşur ve tek katlıdır. Üçte tek yönlü açılan kapakçıklar bulunabilir demiş. Toplar damarlar yukarıya doğru hareket ederken aşağıya doğru kanın inmemesi için Tek yönlü kapakçıklar bulunabiliyor. Özellikle kalbin altında kalan toplar damarlarda. Üçteki kanın oksijen oranı birden düşüktür demiş. Toplar damarlar karbondioksiti bol kan taşırlar. Bir ise atar damarlar ise oksijeni bol kan taşırlar. Bu da doğru. Yanlışı sorduğu için B şıkkımız doğru cevap. 11. sorumuza bakalım şimdi. Kapalı bir sera ortamında yetiştirilen pancar bitkisine. Karbon atomu işaretlenmiş, karbondioksit molekülü verilmiş, izlenmiş. Belli bir süre sonra işaretli karbona pancarın depo kökündeki nişasta da rastlanmış. Demek ki pancar bu karbondioksiti almış, fotosentezde kullanıp glikoz üretmiş ve bu glikozu e, iletim demetleriyle köke kadar iletip glikozu nişastaya çevirip depo etmiş. Bunun gerçekleştirme sırası hangisinde verilmiştir diye soruyor bize. Önce ne olacak arkadaşlar? Karbondioksit özümleme parankimasına geçecek ki fotosentez yapılabilsin. Daha sonra glikoz sentezi gerçekleşecek fotosentez olayıyla. Glikozun köke kadar taşınabilmesi için glikoz taşınacak. Kökteki lukoplastlarda nişasta, glikoz nişastaya çevrilerek nişasta olarak depo edilecek. Yani 2, 4, 1, 3 şeklinde olacak. C şıkkındaki gibi. 12. sorumuzda yoğun egzersizde hızlı soluk vermenin olabilmesi için yukarıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşir diye soruyor bize. Yoğun egzersizde kanımızdaki karbondioksit oranı artacaktır arkadaşlar. Karbondioksitin artması kanımızın pH'ını ne yapar? Düşürür. pH düştüğünde omurilik so soğanına uyarı gider. Demek ki 3 e, ilk sırada gerçekleşecek. Daha sonra omurilik soğanı uyarılacak Omurilik soğanı diyaframa ve kaburga arası kaslara uyarı gönderecek ki daha hızlı kasılıp gevşesinler. Bu üçüncü sırada olacak. Böylece kanımızdaki o fazla karbondioksiti atmosfere verebileceğiz. Yani 3, 1, 4, 2 şeklinde olacak. Yani A şıkkındaki gibi olacak. 13. sorumuz yine bir grafik sorusu. Bir ekosistemde bulunan X, Y, Z popülasyonlarının birey sayılarının zamana bağlı değişimi verilmiş bize. Bununla ilgili hangisi yapılamaz diyor, hangi yorum yapılamaz. Bir nolu zaman aralığında X ve Z popülasyonlarının yoğunluğu azalmaktadır diyor. X de bir numarada birey sayısı azalmış. Z popülasyonunda yine birey sayısı azalmış. Yani yoğunluğu azalmaktadır. Doğru. Ekosistemdeki koşullar Y popülasyonu için uygundur demiş. X'de zaman zaman azalmalar yaşanmış, Z'de de azalmalar yaşanmış. Fakat Y'de ya sabit ya da birey sayısı artarak devam etmiş. Demek ki onun için ortam koşulları oldukça uygun. Çevre direncinden en fazla etkilenen popülasyon Z'dir demiş. Birey sayısı en çok azalma gösteren Z olduğuna göre bu da doğru. 3 nolu zaman aralığında 3 popülasyonda denge evresindedir. X denge evresinde çünkü birey sayısı sabit. Birey sayısı yine y de sabit dengede. Fakat Z'de 3 numarada bakın. 3. zaman aralığında birey sayısı azalıyor. O yüzden dengede diyemeyiz. 2 nolu zaman aralığında x ve y popülasyonlarının büyüme hızı pozitif. Bakalım hemen. 2'de x ve y pozitif artmış doğru. Z popülasyonunun büyüme hızı sıfırdır demiş. 3 numarada 2 numarada pardon. 2 numarada arkadaşlar sabit olarak göstermiş birey sayısını. Birey sayısının sabit olduğu yerde büyüme hızı sıfırdır. Bu da doğru. Yani D şıkkımız doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda sorularımıza yine devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.